Devam ettim ikinci soruya. Ekosistemin dengesinin korunmasında bu olaylardan hangilerinin artması olumsuz bir etkiye neden olmaz? Şimdi dökülen yapraklar. Nasıl insanlar ölüyorsa saprofit organizmalar parçalıyor ya, aynı şekilde diğer canlılarımızın ölmesi ya da herhangi bir dokularının toprağa düşmesinden dolayı bunlar da saprofit canlılarım tarafından parçalanacak ve tekrardan döngüye kazandırılacak. O zaman dökülen yaprağın artması bizi olumsuz bir etkiye sebep olmayacak. Ancak sera etkisi artması kesinlikle dengemizin olumsuz olarak bir etkiye dönüşmesine sebep olacak. Aynı şekilde asit yağmurlarının da artması olumsuz etkiye sebep olacak diyor. Olmayanları sormuş. O zaman yalnızca bir. Ekosistemde bu kirliliklerden hangilerinin birikmesi sonucunda biyolojik birikim meydana gelir? Bir kere kesinlikle biz hava kirliliğinden bahsediyoruz, su kirliliğinden bahsediyoruz, toprak kirliliğinden bahsediyoruz, ses kirliliğinden bahsediyoruz. O zaman hepsinin birikmesi, hepsi kirliliklerin artması sonucunda biyolojik birikim adını verdiğimiz kirlilik karşımıza çıkar. Cevabımız E şıkkı. Aşağıdaki olaylardan hangisi içme sularındaki nitrit, nitrat ve amonyak miktarını artırmaz? Hatırlıyorsak gübreli maddelerimizin içerisinde özellikle azotlu maddelerimiz çok fazla oluyordu. Sonuçta bizim boşaltım ürünlerimiz azotlu maddeler olduğu için, yani bütün canlılar azotlu madde dışarıya attıkları için, bunun birikmesi kesinlikle bunların miktarını artıracak. Hayvanların çürümesi, hayvanların yapısında protein var. Sizin proteininiz parçalanıyor, amino asit oluyor. Amino asitiniz parçalanıyor, azot meydana geliyor. Yani azotunuz da açığa çıkıyorsa nitrit, nitrat ya da amonyak miktarınızda da artma olacak. Zaten şu olayı gerçekleştiren canlılarımız putrifikasyon diye adlandırılmıştı. O şekilde düşünürsek de bunlar bu miktarları arttıran olaylar. Kanalizasyonun toprak yüzeyinde boşaltılması. Kanalizasyon dediğimiz şey zaten dışkı içeren maddeler, durumdur. Ne diyelim, ortamdır. Bu kanalizasyonu siz toprak yüzeyine boşaltırsanız ne olacak? Toprakta bir sürü azotlu boşaltım maddesi olacak. Bitkilerin fotosentezi. Bitkiler fotosentezi yaparken bir kere açığa bunları çıkartmıyorlar. Bitkiler özellikle nitrat kullanaraktan fotosentez yaparlar ya da yapılarına katarlar. Yani fotosentez azotlu maddeleri arttırmayacak. Fotosentez sonucu siz organik besin üretirsiniz. Yani besin ve oksijen üretmiş olursunuz. Nitrat tabii ki de üretilmiş olmayacak. Cevabımız Denizli. Yine endüstriyel atıklarımızın içerisinde bulunan azotlar da bu nitritin, nitratın ya da amonyan miktarını arttıran olaylarımız. Beşinci sorudayım. Aşağıdaki tabloda çevre sorunlarından ortaya çıkan kirlilik çeşitleri ve bu kirlilik çeşitlerinin neden olduğu hastalıklar verilmiştir. Eşleştirmelerin doğruluğunu soruyor bize. Su kirliliğinde biliyoruz ki sıtma karşımıza çıkabilir. Zaten sıtma sivrisineklerin yaymış olduğu bir hastalık. Sivrisinekler de sulak alanlarda çok fazla bulunuyorlar. O zaman su ve sıtma eşleştirmesi bizim için doğrudur. Hava kirliliği, evet, havadaki kötü partiküllerin solunum borusuna, yani solunum sistemine kaçması sonucunda astım hastalığı karşımıza çıkabilecek. Bu da doğrudur. Ses de genetik şifrenin bozulması demiş. Sesle genetik şifrenin bozulması arasında bir bağlantı yok. Radyasyonda stres ortaya çıkar demiş. Kesinlikle hayır. Zaten yanlış olanları bulduk.
toprak kirliliğinde de biyolojik birikimler karşımıza çıkıyor. O zaman ses kirliliği stresi arttıracak değil mi? Yüksek sesle böyle insanlar strese girebiliyorlar yani, öyle düşünebiliriz. Aynı şekilde radyasyonlar mutasyona sebep oluyor. Yani DNA'daki gen diziliminde genetik şifremizin bozulmasına neden oluyorlar. Bu yüzden 3 ve 4'ün yer değiştirmesi lazım. Karbon ayak izi artışına. Bir kere karbonun ayak izi artması demek kötü şeyler demektir. Biz daima ayak izimizi küçültme yönünde durumlar sergilememiz lazım. Toplu taşıma araçlarını tercih etmemek, evet, bizi ayak izimizi arttırır. Tüketmeyi arttırmak, yani çok fazla besin tüketmek, elektrik tüketmek ya da enerji tüketmek kesinlikle karbon ayak izimizi arttıracak. Bu da kötü bir durum. Modaya uygun kıyafet alımını fazlalaştırmak. Bu da bir tüketimdir. Bu tüketimi de arttırmış oluyorsunuz. Kesinlikle karbon ayak izinizi arttıracak. Evlerde ısınmak için kömür kullanılmasını tercih etmek. Biz kömür yerine geri dönüşüme olan ya da doğal olan gazları kullanmamız gerekecek. O yüzden E şıkkımız daha kötü bir olaydır. Ancak ağaçlandırma çalışmasını yapmak, ağaçlandırmayı arttırırsanız bitkiler daha fazla fotosentez yapacaklar. Yani atmosferden daha fazla karbondioksit alacaklar. Karbon miktarını düşürecekler. O yüzden de bu karbon ayak izimi düşüren bir olaydır. Pardon, B işaretledim. C işaretleyecek. B işaretleyecek. Su kirliliği bu olaylardan hangilerine neden olmaz demiş. Şimdi ötrofikasyon, suya azotlu gübrelerin karışması sonucunda alglerin sayısını arttırmasından dolayı karşımıza çıkan, orada yaşayan balıkların ya da diğer canlıların ölmesi durumuydu. O zaman sular bu şekilde kirlenirse ötrofikasyon karşıma çıkar. Yine suyun kirlenmesinden dolayı bu kirli su buharlaşıp atmosfere çıktı ve tekrar yoğunlaşıp dünyaya, yeryüzüne asit yağmurları şeklinde iner. Bu yüzden asit yağmurlarına da sebep olur. Mesela su kirliliği bulaşıcı hastalıklar demiş. Bir kere bulaşıcı hastalıklarımız özellikle böyle hani kan yoluyla, hava yoluyla, vücut sıvıları yoluyla bulaşıyor. Su kirliliğiyle bulaşıcı hastalıklarımız karşımıza çıkmayacak. Aradığımız cevap 1 ve 2. Aşağıdakilerden hangisinin ekosistemlerin dengeli ve kararlı bir durumda devam etmesi üzerine etkisi yoktur? Suların temizlenmesi kesinlikle ekosistemin devamlılığı için gerekli. Oksijen ve karbondioksit dengesinin kurulması, sera gazlarının azaltılması kesinlikle evet, sonuçta küresel ısınma adını verdiğimiz olay bu sera gazlarından dolayı karşımıza çıkıyordu. Siz bunun azaltırsanız, gazları azaltırsanız tabii ki dengeli bir durumda devam etmesini sağlayacaksınız. Oksijen ve karbondioksit dengesinin kurulması, bitkilerimizin fazla olması lazım ki dünyada karbondioksiti tutsunlar. Aynı şekilde atmosfere oksijen versinler. İşte bu yüzden biz özellikle bu tarz böyle mücadelelerde ağaçlandırma yapılmasından bahsediyoruz. Çünkü oksijen ve karbondioksit dengesini kuran canlılarımız, üretici canlılarımız, bitkilerimizdir. Kesinlikle ekosistemin devamlılığı için bunlar gerekli. Avlanma yasaklarının kaldırılması demiş. Avlanma yasağını kaldırıyorsanız siz orada canlıları, yani orada yaşayan canlıları öldürmüş oluyorsunuz. Ve bu da kesinlikle etkisi olmayan bir durumumuzdur.
toprağın verimli hale gelmesi, toprakta yaşayan hem üretici hem de tüketici canlılar tarafından olması gereken bir durum. Bu yüzden ekosistemimiz yine dengeli ve kararlı bir şekilde devam edecek. Onuncu soru. Aşağıdakilerden hangisi ekosistem dengesinin bozulmasını önleyecek tedbirlerden biri değildir? Tasarruflu ampul kullanmak kesinlikle bizim yapmamız gereken bir uygulama. Yani bilinçli olarak yapmamız gereken aslında durumlara bakmamız lazım. Geri dönüşüme katkıda bulunmak demiş. Evet, geri dönüşü olan maddeleri kullanmak ya da maddelerimiz geri dönüşümlüyse bunları tekrardan özel toplama alanlarında biriktirmek bizim israfımızı önleyecek ve daha fazla bunlar için canlı olabilir, bitki olabilir, bunların harcanmasını önleyecek, dengemizin bozulması önlenecek yani. Aynı şekilde yağların geri dönüşülmesi, sonuçta yağların toprağı ve suyu kirlettiğini biliyoruz. Bunlar geri dönüşüme gönderilirse biz bir tedbir almış oluyoruz. Ağaçlandırma zaten her olayda bizim yapmamız gereken bir durum. Çünkü ne diyoruz? Oksijen ve karbondioksit arasındaki ilişki bitkiler tarafından sağlanıyor. Ama fosil yakıt tüketimini arttırmak. Aslında bizim tam tersi, fosil yakıt kullanmamamız lazım. Bunun dışında doğal gaz kullanmamız lazım ya da yenilenebilir enerji kullanmamız lazım. Kesinlikle B şıkkı bizim bir tedbirimiz değil, aksine bize zarar veren bir durumdur. Bu uygulamalardan hangileri çevreye zarar vermez? Ürünlere zarar veren parazit, böcek gibi canlılara karşı ilaç kullanmak. Bitkisel organizmaları korumak için böyle kimyasal ilaçlar kullanmak buradaki canlılara evet zarar verecek. Ama sadece parazitlere ve böceklere vermeyecek. Sıktığımız ilaç orada yaşayan başka canlıların da ölmesine sebep verecek. Yani bu kesinlikle çevreye zarar veren bir durumdur. Zaten şu son birkaç gün önce yanlış hatırlamıyorsam bununla alakalı bir karar çıktı. Kimyasal ilaçların kullanılması yasaklandı. Çünkü gerçekten istediğimize bunu gönderemiyoruz. Siz o ilacı oraya sıktıktan sonra oradaki çoğu canlının bundan zarar görmesi sebep oluyorsunuz. O yüzden çevreye zarar verir. İnorganik madde bakımından zengin hayvansal gübre kullanmak. Evet, sizin olabildiğince organik şeyler kullanmanız lazım. İlacı da organik yapmanız lazım. Gübreyi de organik kullanmanız lazım. Organik kullandığınız her şey çevreye zarar vermeyecek. Baklagiller gibi toprağı azot yönünden zenginleştiren bitkiler ekmek. Hatırlıyorsak baklagillerin bizim için önemi neydi? Havadaki serbest azotu bağlayan bakteriler bu baklagillerin kökünde yaşıyor. Yani siz ne kadar fazla baklagil ekerseniz toprağa, onun kökünde yaşayan bakteriler havadaki serbest azotu o kadar fazla toprağa bağlayabilecek. Çünkü havadaki serbest azottan kimse yararlanamıyor. Bunun toprağa geçmesi lazım. Bu yüzden de bu durumda çevremize zarar vermeyen diğer bir durumumuz. Aradığımız cevap 2 ve 3. Teknolojik gelişmeler ekosistemlerde bu olayların hangisine neden olduğu için bozulmalara sebep olabilir? Hayatımızı kolaylaştıran makinelerin icadı daha çok enerji kullanımına neden olmuştur. Evet, siz enerjiyi daha fazla kullanırsanız işte küresel ısınma karşınıza çıkar. Yani bozulmalara sebep olmuştur. Teknolojik araçların kullanımı doğada geri dönüşümü olmayan zararlara yol açmaktadır. Maalesef bu araçların imha edilmesi ya da geri dönüşümü olmayan başka böyle maddelere parçalanması, geri dönüşümü yok, toprakta erimesi ya da parçalanması olmuyor ya da çok uzun yani yıllar alıyor. Bu sebepten dolayı zararlara yol açacak. Bu da doğrudur.
Yeni teknolojik çalışmalar ve buluşlar hayatımızı kolaylaştırmıştır. Hayatımızı kolaylaştırdığını söylüyor. Ekstra başka bir negatif durumdan bahsetmemiş. O yüzden bir bozulmaya sebep olmamış. Aradığım cevap 1 ve 2. Dünya genelinde doğal ortamların ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliği açısından en büyük tehlike kentleşmedir. Bu durum bu olaylardan hangilerine neden olmaktadır? Şimdi kentleşme yapacaksınız. Ne yapacaksınız? Doğal alanlara gideceksiniz, binalar dikeceksiniz, kentler kuracaksınız. O zaman doğal yaşam alanlarının düzenini bozacaksınız. Atıyorum bir tarım arazisi var, orayı yıktınız, oraya binalar yaptınız. Aynı şekilde başka bir alan var, orayı yıktınız, oraya başka bir şeyler yaptınız. Orada yaşayan, doğal olarak yaşayan canlıların düzenini bozmuş oldunuz. Kendisi mi düşmüş? Sen mi düşürdün? Ben düştüm. Elleme, tamam. İlişim. Şimdi kalmayacağız, seslenme Göktürk aşağıya. Nüfusun artması ile doğal kaynakların tükenmesine, evet, ne kadar fazla ihtiyacı varsa ne olacak? Daha fazla kaynağımızı tüketmiş olacak. Birey sayısı fazla olduğu için doğal kaynaklar belki bir noktadan sonra yetmemeye başlayacak. O yüzden ikinci duruma da sebep olur. Nüfus artışının yeni iş imkanları sağlaması. Burada biz çeşitliliğin sürdürülebilirliğini araştırıyoruz. Yeni iş imkanı bulabilir, bulamayabilir. Bunlar bizim biyolojik çeşitliliğimizin sürdürülebilirliğini etkileyen bir olay değildir. O yüzden 1 ve 2, 2 yazdık. 1 ve 2 diyecek. Tarım arazilerinin verimin düşmesinde aşağıdaki olaylardan hangisinin etkisi yoktur? Yanlış sulama teknikleri kesinlikle tarım arazilerindeki verimi düşürecek. Islah çalışması. Islah demek arkadaşlar kendilerince daha böyle verimli, daha dayanıklı yavrular ya da ne diyeyim bireyler üretmek için onlar arasında işte kazanabilenler yaşasın, kazanamayanlar elensin şeklinde durumlar ortaya çıkartıyorlar. Verimi düşürecek bu da. Kimyasal gübre. Kimyasal olan her şey bizim için zararlı. Tarım ilaçları, ilaç kullanmanın zararlı olduğunu söylemiştik. Fosil yakıtlar. Fosil yakıtlar verimin düşmesinde etkisi yok. Fosil yakıt, yani tarım arazilerindeki verimin düşmesinde etkisi yok. Fosil yakıtların etkisi genellikle havaya karşı gerçekleşiyor. O yüzden A şıkkımız, aradığımız cevap. Doğal bir ekosistemin sürdürülebilirliğinin sağlanması için bu uygulamalardan hangileri gerçekleştirilmelidir? Kesinlikle ama kesinlikle yenilenebilir enerji kaynaklarımız kullanılmalı. Otlakların ve meraların korunması için yasalar çıkarılması lazım. Sonuçta buraların tahrip olması, buralardan beslenen hayvanlarımızın zararlı olmasını sağlıyor. Fosil yakıtların kullanımının arttırılması bu ekosistemin sürdürülebilirliğini sağlamaz. Çünkü bu sonuçta bizim doğamıza zarar veriyor. O yüzden 3 yanlış, 1 ve 2 doğru olan uygulamalar. Hızlı nüfus artışı bu durumlardan hangilerine neden olmaktadır? Birey sayısı fazla olduğu için doğal kaynaklar ne olacak? Hızlıca tüketilecek. Atıyorum işte insanların sayısı çok fazla arttı. Ne olacak? Belki o süreçte çok fazla işte
hayvanlara tüketeceksiniz. İşte inekler olsun, koyunlar, kuzular olsun ya da balıklar olsun. Oradaki belki çok fazla tüketim bunların tükettiğimiz hayvanların ölmesine, yani biyolojik çeşitliliğin azalmasına sebep olacak. Habitat çeşitliliğinin artması. Nüfus artıyor. Artık böyle yaşadığımız alan daralmaya başlıyor. Alanda böyle farklılaşma gibi bir durum, habitat yaşanılan alan demek ki çünkü. Alanda böyle artma gibi bir durum söz konusu değildir. Cevabımız 1 ve 2. Bozulmuş ekosistemlerin onarımında ve sürdürülebilirliğinde bu uygulamalardan hangileri yapılmalıdır? Toprağı azot bakımından zenginleştirmek için baklagiller ekilebilir. Evet, çünkü baklagil azotu bağlayacak. Kentlerde doğal bitki örtüsüne yer verilebilir. Kesinlikle doğal olan her şey bizim için önemli olan şeylerdir. Tarım arazilerine yeni fabrikalar açılabilir demiş. Bir kere fabrika açmanız oradaki suyun, toprağın, havanın kirlenmesine sebep olacak. Yani onarım ya da sürdürülebilirlik üzerine bir uygulaması olmayacak. Aksine zarar verecek. O yüzden sadece bir ve ikinci uygulamalar bizim için uygun olanlar. Aşağıdakilerden hangisi ekosistemin sürdürülebilirliğini tehlikeye sokan nedenlerden biri değildir? Evet, kirlilik artarsa ekosistem tehlikeye girecek. İklimler değişirse orada yaşayan canlılar etkilenmeye başlayacak. Kentleşmenin düzensiz olması, sanayileşme, bunların hepsi tehlikeye sokan nedenlerdir. Ama geri dönüşüm doğa için yapmamız gereken iyi bir şeydir. Bu tehlikeye sokmaz, bu sürdürülebilirliğin devamlılığını sağlar. O yüzden Bursa. Ekosistemin bozulmasının önlenmesi, onarımının sağlanması için bu olaylardan hangileri yapılmalıdır? Tükenebilir enerji kaynakları yerine yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmalıdır. Evet. Teknolojik araç ve gereçler bilinçli kullanılmalıdır. Evet. Endüstrileşmiş tarıma ara verilerek geleneksel tarıma geçilmelidir. Şimdi endüstrileşmiş tarımı doğaya verdiği zarardan bahsettik mi? Bahsetmedik. Sonuçta tarımın endüstrileşmesi ne demek? Oradaki ekim biçimlerde özel makinelerin kullanması demek. Öbür türlü ise insanların kendi emeklerince oradaki ekini biçmeleri ya da ekmeleri demek. O yüzden buradan buna geçmemiz ekosistemin bozulmasını önleyecek ya da onarımını sağlayacak bir olay değildir. 1 ve 2 aradığımız cevaplar. Çevrenin kalitesini yüksek düzeyde tutarak gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için canlıların ve yerlerin devam ettirilebilmesine biz ne ad verdik? Sürdürülebilirlik dedik. Direkt tanımımız bu olacak. Devam ettirilebilme, sürdürülebilirlik demektir. İnsan nüfusunun bazı bölgelerde hızla artması, tarım alanlarının bozulmasına, yeni yerleşim merkezlerinin ve ticari bölgelerin kurulmasına, habitatların bölünmesine ve bozulmasına sebep olmaktadır. Bu değişim sonuçlardan hangilerine neden olmuştur? Bir kere habitatlar bölünüyor ya da bozuluyor. O zaman ne olacak? Benim o habitatlarda yaşayan türlerim farklı yerlere taşınacaklar. Nüfusun artması tarım alanlarının bozulmasına sebep olacaktı. Ticari bölgeler kurulacaktı. Buradaki bölgelerin kurulması sırasında siz bitkileri oradan uzaklaştırmak durumundasınız. Yani ağaçlar ya da otlar oradan kesilecekler. Yani bitki çeşitliliği azalacak. Aynı şekilde hayvanlara bakıyorum. Nüfusun artması
bizim belki tükettiğimiz hayvanların gitgide azalmasına, yani çeşitliliğin azalmasına sebep olacaktır. Ekosistemin sürdürülebilirliği bozulacak. Sonuçta burada bir kötü şeyler gerçekleşiyor. Devamlılıkta bir sıkıntı karşımıza çıkıyor. Sürdürülebilirlik bozulmuş oluyor. Aşağıdakilerden hangisi insan etkisiyle biyolojik çeşitliliği çünkü daha paramız yetmedi. Sen kumarına para atmaya başladı. Tamam, devam et. Biyolojik çeşitliliği tehdit eden olaylardan biri değildir. Hızlı kentleşme kesinlikle çeşitliliğimizi tehdit edecek. Aşırı otlatma çeşitliliği olumsuz etkileyecek. Baraj yapımı sırasında oradaki siz doğal ortama zarar veriyorsunuz. Çeşitliliği olumsuz etkileyecek. Madenlerin aşırı kullanılması çeşitliliği olumsuz etkileyecek. Ama gen bankaların oluşturulması. Biz gen bankası niye oluşturuyoruz? Olası bir tehlikeye karşı eğer o türün nesli tükenirse, özellikle bitkilerde bu çok yapılıyor, onun saklanmış olan tohumlarından tekrardan o bitkiyi biz su altabilmek amaçlı, koruma amaçlı gen bankaların oluşturuyoruz. Bu tehdit eden bir olay değildir. Bu koruma amaçlı yapılan bir olaydır. Aşağıdaki canlılardan hangisinin ülkemizde nesli tükenmiştir? Akdeniz soku muydu bunun cevabı? Yanlış hatırlamıyorsam. Yok. Akdeniz soku nesli tükenmek üzereydi. Direkt bilgi sorusu olmuş. Bu tükenmeyen olduğunu hatırlıyorum. Kelaynak kuşu da tükenmediğini biliyorum. Ters lalenin de tükenmediğini biliyorum ama safranlı Hazar kaplanıdır. Yani işte Türkiye'de bir kaplan duymadık. Büyük ihtimalle ülkemizde nesli tükenen canlımız Hazar kaplanıdır. Buna eğer ulaşabilirsek teneffüste bakalım cevap anahtarını ama denizde olduğunu düşünüyorum. Kaplanlardan ülkemizde bahsetmiyoruz çünkü. 12. Burada bir grid vermiş. Hangi yargılarımız doğrudur diyor. Endemik tür neydi? Endemik tür sadece o bölgeye özel, sadece o bölgede yaşayan tür demekti. Kesinlikle çok geniş alanlarda değil, çok dar alanlarda dağılım gösterecek. B'ye baktım. Biyolojik çeşitlilik sadece bitkiyle sınırlıdır demiş. Bir kere biyolojik çeşitlilik canlı olan her şey demektir. Biyolojik zaten. Neden sadece bitkiyle sınırlandırıyoruz? B'de gitti. C'ye bakıyorum gen merkezi. İşte bu gen bankalarımızın bulunduğu yerleri biz gen merkezleri diyoruz. Ülkemizde buğday bitkisi kesinlikle doğru. Bizde bitkilerden buğday bitkisinin tohumları gen merkezinde saklanmaktadır. Doğru cevabımız Ceyhan. Yine diğer iki şıkkıma da bakıyorum. Ülkeler D ile gen bankaları kurarak canlıların hücrelerini koruma ve araştırma evlerinde saklamaktadır. Evet, bir dakika. Biyokaçakçılıkta evlerinde saklamıyorlardı. Bunları illegal yollardan işte başka yerlere götürüyorlardı. Ve koruma ve araştırma amaçlı değil, bildiğiniz ticari amaçlı gerçekleştiriyorlar. D şıkkım yanlış. Biyolojik çeşitlilik tür çeşitliliği ile ters orantılıdır demiş. Kesinlikle yanlış. Ne kadar tür çeşitliliğimiz varsa biyolojik çeşitliliğimiz de o kadar olacak. Doğru orantılıdır diyeceğiz. Dedik ve bitirdik. İkinci dersimizde başka şeyler yapacağız. Yoklamanızı alayım ben sizin.